Evet arkadaşlar, bugün gün içinde kargomuz geldi. Mutfağımız için yeni bir halı ısmarlamıştık. Şimdi o halımızı açacağız. Eşim işten geldi. Ondan yardım alacaktım diye bekledim. Şimdi eski halımızı toplayıp yeni halımızı açacağız. Geçen yıl bir mutfak videosu atmıştım sizlere, mutfak turu. Böyle halının her yeri kaplamasını sevmiyorum. Ve açık renk halıları seviyorum demiştim ama gerçekten temizliği biraz zor oluyor. Ve biraz küçük kış için. O yüzden bu yıl değiştirdik. Biraz daha büyüğünü aldık. Şimdi onu sereceğiz sizlerle. Karşıdan mı başlasak? Nasıl istersen. Bu odanın seri mi bu tarafa doğru? Olmuş. Sen istersen burada dur. Ben yaklaştım. Hı. Biraz daha çekeceğiz sanırım. Bence yeterli gibi. Sanırım iyi Şöyle oldu. kapının altına geçmemiz gerekiyordu. Hı. Girişi bu şekilde kapatmış olduk. Bence biraz daha tezgahı yaklaştıralım o bir tarafa. Öyle mi yapayım? Hı. Bu defa oradan simetrik olmayacak. Öyle mi diyorsun? Oradan simetrik olmayacak. O zaman böyle kalsın. Şurada çünkü bir karbon çizgisi var. Hı. Onu baz aldığında düz oluyor. Anladım. Eğer buradan yaklaştırırsak simetrik olmayacak. Anladım. Bu şekilde oldu halımız arkadaşlar. Ekmekliği de alalım içeriye olmazsa. Hı. Hatırlıyorsanız karşı tarafta pencerenin hemen altında ekmekliğimiz vardı. Onu halıyı sereceğiz diye balkona çıkarmıştık. Şimdi eşim onu içeri alacak. Halımız bu şekilde oldu arkadaşlar. Birazdan yemeğimizi yapacağız. Ekmekliğimizi de içeri aldık arkadaşlar. Şimdi sıra akşam yemeğimizde. Sizlerle beraber akşam yemeğini yapacağız.
Yemeğimi fırınıma attım. Şimdi birlikte turşu yapacağız. Videoda dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar. Karnabaharımda havucumu da fazladan yaptım. Bunlar artmıştı. Onları değerlendirmek için böyle turşu yapacağız sizlerle beraber. Evet arkadaşlar, yemeğimizi fırına attık. Artan malzemelerimize turşu yapacağımızı söylemiştim. Burada damacana suyu kullandık biz. Kaya tuzu erittik. Yumurta testini yapacağız şimdi. Bu şekilde tuzlu suya yumurtayı atıyoruz. Eğer ki dibe çökmüyorsa, bu şekilde yandan da göstereyim. Dibe çökmüyorsa tuz ayarı olmuş demektir. Şimdi yumurtayı çekeceğiz. Bu arada iyotlu tuz kullanmayın arkadaşlar. Salamura veya işte kaya tuzu kullanmaya çalışın. Yumurtamızı çektik. Şimdi bu kavanoza yapacağız turşumuzu. Dibine önce nohutları atalım. Dibine nohutlarımızı attık. Şimdi yavaştan dizmeye başlayalım. Nane ve lahanalar en sona kalacak şekilde. Havuçlarımızı ve karnabaharlarımızı kavanoza atıyoruz. Lahanaları kaldıralım mı şeyden? Aynen. Arada sarımsak atalım. Sarımsağımız var orada. Şekilde yandan bakalım. Damacana suyu yerine suyu kaynatarak da kullanabilirsiniz. Öyle de oluyor. Hatta suyu kaynatırsanız ılımaya yakın tuz daha kolay eriyecektir. Bu da bizim için avantaj. Bu kadar yeter istersen. Kalan sarımsaklarımızı da atalım. Bakayım ne kadar kaldı. Tamam, şimdi kalan sarımsakları atıyoruz. Nanelerimizi koyalım. Yetiştirelim onları sağdan soldan kenarlardan. Kırmızı lahana yaprağını kullanmamın sebebi suyu biraz kırmızı oluyor. Bu da benim hoşuma gidiyor. Görüntü olarak çok güzel oluyor. Aslında beyaz lahanamız olsaydı beyaz lahana da kullanabilirdik. Bugün yaptığımız yemeklerden artmıştı arkadaşlar bunlar. Değerlendirmek için yapıyoruz. Yeterli gibi. Diğer lahanayı koymasak da olur. Tamamdır. Şöyle göstereyim. Çok büyük değil çay bardağı. Şu çay bardağının tamamı değil arkadaşlar. Böyle iki parmak eksik olacak şekilde üzüm sirkesi kullanacağız. Şimdi sirkemizi dökelim. Sirkemizi döktük. Birazcık şeker atacağız. Çok az. Şekeri ben atayım mı? Şöyle kaşığın ucuyla. Çok fazla olmasın. Şeker attık. Şimdi tuzlu suyumuzu ekliyoruz. Yaptığımız ayar suyunu yani. Tamam.
Tamam gibi. Ellerine sağlık canım. Turşumuz bu şekilde oldu. Muhtemelen bir 10 güne hazır olur. Ağzını kapatıyoruz. Aslında limon tuzu da ekleyebilirdik. Limon tuzu da eklenebilir. Onu daha sonra ekleriz. Sorun değil. Kapatalım. Ve turşumuz hazır. Sanırım bu kışın ilk turşusu oldu. Ellerine sağlık canım. Rica ederim. Yemeğimiz de pişti. Yanına ayran yaptık. Bugünkü videomuzda turşu yaptık arkadaşlar sizlerle beraber. Yemeğimizi yaptık. Ve yeni halımızı serdik. Artık eskisi kadar yoğunlaşamıyoruz YouTube'a ve videolarımıza. Biliyorsunuz gebeliğin son haftaları. Biraz daha bebişimize yoğunlaşıyoruz. Bugünkü videomuzda bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.